Devam edelim canım. Tabii Aslı Hanım. Ben salonla başlamak istiyorum. Salonda avizeni çok büyük bulduğumu, bu odaya yakıştırmadığımı zaten söylemiştim. Koltuklarını hani dedim ki hiç renk yok. Perdelerinde sanki odayı ikiye böldüğünü hani söylemiştim i̇şte sana renk olarak. Ben perdelerim ve fonlarımla şey katmak evet, istedim. Evet ama bana sadece iki bir renk olarak... Bir tarafı lacivert, bir tarafı sadece gold yapmadım ki hani odayı ikiye böldü diyorsun. Evet ama hani farklı bir renk isterdim yani. Normalde zaten bu takımlarda farklı bir renk oluyor üçlüsü. Ya, tercih sen hepsini işte. Dümdüz yapmışsın. Ben i̇şte o yüzden sevmiyorum. Ben tek renk bu şekilde sevmiyorum. Bir de fonlarında da hiçbir detay yok, sadece dümdüz. Onlarca yemek masanın üzerindeki resim için ben de yorum yapmıştım zaten hani ben salonda uygun bulmuyorum diye. Mutfağında da pembeleri yakıştırmadığımı ama dolaplarını beğendiğimi söylemiştim beyaz olması açısından. Halını demiştim hani kestirebilirsin bunu orada bir evet. Çıkıntı vardı oraya onu yakıştırmadım. Onlarca kahve köşen fazla doluydu yani bana göre değil. Ben mutfakta fazla aksesuarı sevmiyorum temizlik açısından da zor oluyor. Sadece orada vardı başka bir yerde bir detay yoktu zaten. Evet ama ben dümdüz olması taraftarıyım yani. Hani ya benim mutfakta hoşuma gitmiyor. Çok boş olmaz mıydı? Evet boş mıydı? Olsun. Boş olunca ben de bence daha güzel duruyor yani. Hani mutfak sonuçta yani temiz olması gerekiyor benim için. Hani sürekli yemek yaptığımız bir ortam. Onlarca yatak odasında çok fazla gold olduğunu söylemiştim zaten. Halı konusunda ben de yorum yaptım evet. Ama postunu beğendim. Sadece ondan bir tane daha fazla olabilirdi. Başka düğünün güzeldi, albümlerin güzeldi. Onları beğendim. Yemek masası olarak zaten söyledim takımını biraz demode bulduğumu söyledim. Hani simetri olarak iki tarafında aynı olmasını ya da hiç olmamasını veya tek bir tarafta olmasını isterdim. Bardak takımına da su takımına da söyledim. Hani dedim ki bu takım için çok sade diye. Bu yorumlarda bulunmuştum sana. Hı hı. Evet dilersen puanımı açayım. Evet puanını açabilirsin. Sana puanım 3. Üç. 3'lerden. Evet. Aslında evet öyle oldu bir. Evet, haksızlık da yapmak istemedim. Yani arkadaşlarımın diğer hiç evleri görmediğim için. Hı hı. Ortalama bir puan vermek onların evini istedim. Görmeden hani benim evime düşük puan vermek. Evet ama zaten 5 üzerinden bilemeyiz ki evleri ya çok güzel olacak ya da kötü olacak. Evet, onu bilmeden yani, de puanlamak biraz saçma için geldi. De daha benim mesela çok iyi bu evden daha beğenmeyeceğiniz bir ev olursa üzülmeyecek misiniz bu puanlar evet. için? Yani ben 2 ve 1 veririm daha beğenmediğim bir ev. Büyük ihtimalle ben de veririm Aslı Hanım. Evet. Çünkü eğer gerçekten diğer evlerden güzelse tabii ki de düşük puan veririm. Evet aynen öyle. O yüzden ortalama bir puan vermek istedim. Bence 3 de yani çok kötü bir puan yok, değil. Yok kötü zaten değil ama hani dediğin şey yaparsan kötü bir ev evet. çıkarsa bu zaman bana haksızlık yok, olacak. Herkesin evini biliyorsunuz Saray. Kendine güzel. 5 puan, 10 puan, 100 puan. Aynen öyle. 3 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Diğer günlere de haksızlık olmasını istemediğim için 3 puan verdim. Bu eve 3 puan fazlaydı zaten. Bugün arkadaşlar toplamanın 12 puan verdi. Herkes 3'er puan verdi. Benim evimin ederi gerçekten 3 puan değildi. Ben daha fazla bekliyordum. Benim günüm geçti. Onların gününde de ben de onların hak ettiği puanı vereceğim. Evet toplamda arkadaşlarından 12 puan aldın. Evet. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Haftanın ilk gününde Beyza Nurgel'in son derece pozitif, tebessümlü, naif bir gelin olarak bizi karşıladı. Bence güzel bir gün geçirdik burada. Genellikle açık renk tonlar kullanmayı tercih etmiş gelinimiz. Salonda açıkçası canvas olan tabloyu biraz fazla büyük buldum. Daha küçük minimalist böyle çerçevelerle, şık goldlu çerçevelerle konsolun üstünde eşiyle birlikte fotoğraflarını koysa bence daha şık olabilirdi. Yatak odasında bir şekilde değerlendirebilirdi büyük tablosunu. Kahve çok lezzetliydi. Valla gelinim tatlı bir gelindi. Onu söylemek istiyorum. Çok üzüldüm. Finale doğru onun bir bebek kaybettiğini duymak beni gerçekten çok üzdü ama hemen toparladık. Modumuz düşsün istemedik ilk günden. Sana bir an önce hayatında yaşın o kadar genç ki elbette yine bebeğin olacak. İnşallah o bebeğini de kucağına almayı Allah nasip edecek. Sana yuvanda huzur, sağlık, mutluluk dolu günler diliyorum canım benim. Seni sevgiyle kucaklıyorum. Evet, cuma günü sen de arkadaşlarınla birlikte puanımı öğreneceksin. Yarın
gelinlerimle birlikte neredeyiz? Duygu gelinin evindeyiz. Çekmeköy'deyiz. Evet, güzel bir gün bizi bekliyor olacak inşallah. Heyecanlı i̇nşallah. Mısın? Yani, bugün burada çok heyecanlıyken evinde düşünemiyorum. Bilmiyorum orada neler olur artık. Değil mi? Ama heyecanlıyım yani. Haksızlık evet. yapmaktan korkuyorum. İnşallah haksızlık kimseye yapmam. Hadi bakalım kimse de sana haksızlık yapmasın. İnşallah. Ve yarın çok keyifli bir gün için değerli izleyenlerimle birlikte Duygu gelinimizin evine konuk olacağız. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.